İyi akşamlar. Saat 19. Bloomberg HT ana haberdesiniz. Önce haber başlıkları. Milli Savunma Bakanlığı İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi neticesinde 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, rejim kontrolündeki bölgelerde belirlenen hedeflerin ateş altına alındığını duyurdu. Türkiye'de işsiz sayısı 2019 Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. Aynı dönemde işsizlik oranı 1 puan artarak %13.3 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfustaki işsizlik bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.9 puan artışla %24.5, istihdam oranı ise 0.7 puan azalarak %32.6 oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden bankaların alabileceği ücret ve komisyonları işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla yeniden düzenledi. Ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2400'den 51'e indirilirken bunlara üst sınır getirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada komisyon, ücret ve masraflarla ilgili yapılan bu çok önemli düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Attığımız her adımda vatandaşlarımızın hukukunu korumaya, maliyetlerini düşürmeye, öncelik vermeye devam edeceğiz dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların swap ve diğer türev işlemlerinin toplamını bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının %10'uyla sınırlandırdı. Önceki limit olan %25 Ağustos 2018'den bu yana uygulanıyordu. Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 900'ü aşarken virüsün bulaştığı kişi sayısı 38 bine dayandı. Yeni tip koronavirüs SARS'ın yaklaşık bir yılda neden olduğu can kaybını bir ay gibi kısa sürede geride bıraktı. Dünya Sağlık Örgütü krizin daha da hızlanabileceğini vurgulayarak buzdağının sadece şimdilik üstünü görebiliyoruz açıklaması yaptı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Sui Wei, Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmalarında gelişme kaydedildiğini, panik ve rivayetlerin virüsten daha tehlikeli olduğunu söyledi. Başkonsolos Sui Wei, salgının Çin ekonomisine uzun vadeli bir etkisinin olmayacağını ifade ederken, Çin'le Türkiye arasındaki ticaret hacminin panik nedeniyle bu dönemde biraz yavaşlayabileceğine işaret etti. İran Petrol Bakanı Zenganeh, petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in petrol arzında kısıntıya gitme kararı alması halinde bu kararı destekleyeceklerini söyledi. OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu ortak teknik komite, koronavirüs talepleri nedeniyle değerlendirme için geçen hafta Viyana'da 3 günlük bir toplantı yapmıştı. Komitenin geçici olarak günde 600 bin varillik petrol kesintisi yapılmasını önerdiği iddia edilmişti. Öte yandan Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, bakanlar düzeyinde bu ay erken bir toplantı ihtimalinin düşük olduğunu, toplantının önceden planlandığı gibi Mart ayında yapılacağını açıkladı. Almanya Muhafazakar Hristiyan Birlik Partisi'nde Başbakan Angela Merkel'in halefi Annegret Kramp-Karrenbauer parti liderliğini bıraktığını açıkladı. Kararın arkasında parti üyeleri arasında aşırı sağcı AfD'ye verilen destek üzerinden yaşanan kavganın olduğu bildiriliyor. Beyaz Saray'ın 2021 mali yılı bütçe teklifine göre ekonominin 2020'nin 4. çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre %3.1 büyümesi bekleniyor. Ancak Bloomberg anketine katılan analistler Amerikan ekonomisinde büyümenin bu yıl %1.8'e yavaşlamasını bekliyor. Bugün öncelikle içeriye bakacağız. İçeride Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'yla Merkez Bankası'ndan gelen son derece olumlu, kamuoyu açısından uzun süredir beklenen bir açıklama var. Bu açıklama
ücret ve komisyonların azaltılmasına ilişkin, hem sayısal olarak azaltılmasına hem miktar olarak azaltılmasına ilişkin rahatlatıcı bir açıklama. Artık bankalarda işlem yapmak çok büyük bir külfete mal olmayacak gibi gözüküyor. Hala yüksek bulanlar olabilir ama geldiğimiz nokta itibariyle hem işlem adedinin azaltılması, yani formalitenin azaltılması, hem de bir yanda miktarın düşürülmesi, üst sınır getirilmesi vatandaşlar açısından son derece olumlu, pozitif bir durum. Çin'den gelen haberleri biraz önce verdik. Çin'de şu ana kadar ölenlerin sayısı, Çin'de değil dünyanın genelinde ölenlerin sayısı 908'e ulaştı. Ama bundan önceki virüs vakalarına baktığımızda, yani koronavirüs vakalarına baktığımızda, SARS, MERS, Ebola virüslerine göre, hatta Zika virüsüne göre ölümcüllük oranı düşük olan, yani mortalitesi düşük olan bir virüsten bahsediyoruz. Çok fazla insana bulaşmış durumda ama ölüm oranı aynı ölçüde korkutucu ve tehlikeli değil. Bugün bize Alaçığı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş eşlik ediyor. Hoş geldin Tonguç. Hoş bulduk Ali Bey. Böyle bugün bize deyince bir irkildin ve ben de dedim ki acaba yani yanlış kişiyle mi? Ben yanlış bir yerde miyim diye düşünmedim. Ya acaba ben yanlış yere mi geldin diye düşündüm ama yok, doğru yerdesin değil mi? Doğru yerde. Tamam, peki. Şimdi bankaların ücret ve komisyon oranlarını konuşacağız. Çok sayıda grafiğimiz var. Hareketli grafiklerimiz de var. Bize eşlik edecek. 6 numaralı grafiğimiz, tablomuz ekrana geliyor. Bu tabloda banka ücret ve komisyonlarında yeni standartlar belirlenmiş durumda. EFT ücretlerinin eski ve yeni hali birlikte, böyle arkadaşlarımız yemyeşil bir bahar ortamı yaratmışlar. Çünkü gerçekten bu çok uzun zamandır üzerinde durulan, konuşulan, şikayet edilen fakat bir türlü harekete geçilemeyen bir konuydu. Bir tür tabuydu. Bu tabu bugün itibariyle kırıldı. Uygulama bildiğim kadarıyla 1 Mart'ta değil mi? Yani 1 Mart'tan itibaren bankalar yeni ücret sistemini uygulayacaklar. Ve daha kolay bir bankacılık sistemine doğru girdiğimizi düşünüyorum. Bankalar açısından biraz acı verici, üzüntü verici, elem verici, keder verici bir durum olabilir ama olsun. Önemli olan öbür taraf, yani bankonun bu tarafındaki vatandaşlar. Biz de bu taraftayız. Dolayısıyla bu tarafı savunmayı sürdürecek miyiz, yoksa bankaların haklarını da gözeterek mi konuşalım? Aslında şimdi listenin başlığı çok güzel. Yeni standartlar, yani bir standart üzerinde burada görüyorsunuz. Neredeyse 5 kolon içerisinde çok net bir şekilde fiyatlamayı artık yatırımcı mı dersiniz, tüketici mi dersiniz, o bankaya hizmet almaya giden yatırımcı, EFT, aynı zamanda havale ve bazı kredilerde de, yani masraf sayısı, masraf miktarı vesaire bir düzenlemeye gidilmiş. Yani bu aslında belki bankacılık sistemi için de çok önemli. Şimdi aynı şeyi ben aracı kurumlar için düşünüyorum. Mesela bir komisyon standartı da bence aracı kurumlar için gerekli. Öyle mi? Ha, güzel. Ya peki. Şimdi şöyle düşünün. Siz şimdi bir bankasınız, rekabet etmeye çalışıyorsunuz. Diyor ki işte müşteriniz, şu bankaya gittim, işte EFT ücreti 100 lira. Sizde mesela 120 lira, hadi merkeze veya işte bölge müdürlüğüne telefon açıyorsunuz. İşte iyi bir müşteriyse, kötü bir müşteriyse, neyse artık ona göre skalanız var. Bir yetkiniz varsa onu değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Yani bir standartınız belirlenmediği zaman, yani bu tabii ki bir tebliğ kanun, işte bir değişiklikle olması gerekmiyor ama çalışan için de zor bir durum. Mesela komisyon ücretleri için aracı kurumlarda da, hani bankacılıklar hemen bizim derdimize gelmiş oldum ama, yani belli bir minimum maksimum veya işte belli standartlar en azından belirlenmiş olsa rekabetçilik çok daha kolay olacak. Nasıl olabilir? Bir örnek vererek anlatırsan, yani sizin tarafı ve bankacılık tarafı. Yani bizde nasıl olabilir? Örneğin belli uygulamalarla işlem yaptığınızda, mesela internetten işlem yapıyorsanız işte belli bir minimum tutar olur. Örnek vereyim, 10.000'de 5'in altında hiçbir kurum komisyon veremezler yatırımcıya. Evet. Yine örnek veriyorum, yani tamamen bu tartışılabilir. Veya işte telefonla işlemde ne bileyim 10.000'de 1'le işlem yapabilir yatırımcı. Ya da bir yatırım danışmanlığı ya da bir analiz desteği alıyorsa ne bileyim 10.000'de 7 denir. Nasıl burada mesela belli bir maksimum standart koyulmuşsa, bizim aracı kurumlar içerisinde de bir minimum tutar eklenebilir. Bunun nedeni de şu: bakın, bu gibi sektörlerde hep hizmet kalitesinden bahsediyoruz. Yani sizde minimum tutar istiyorsunuz. Tabii, yani neden minimum tutar istiyoruz? Şundan dolayı, bizde bankacılığın biraz tersi olduğu için. Tabii işlem tersine çalışıyor. Evet, yani komisyon oranının
minimum bir tabanı olması lazım ki biz ona göre bir minimum hani gelir. Ucuzun ucuzuna gidiyor vatandaş. Evet. Ucuzun ucuzuna yani, gidince de. Derin hani, bir mevzu aslında. Derin bu. Mevzu evet. Ali Bey, ama bunun yani, üzerinde biraz duralım. Bu çok önemli bir şey. Çünkü yani belki de buna vesile oluruz. Yani aracı kurumlarla ilgili. Ben bu değişikliğin geleceğine de inanıyorum açıkçası. Onu da söyleyeyim. Yani evet, bu yıl içinde mi olur? Kısa dönemde mi olur? Çünkü bankacılık sistemine komisyon burada herhalde masrafı, SPK Merkez Bankası'nın el ele vermesi olabilir lazım. Burada SPK ziyade tabii ki ön planda olacak. Aracı Kurumlar Birliği yine buna dahil olabilir. Belki BDDK'nın hani bankacılık içerisindeki bu düzenlemesi biraz baz alınabilir. Nedeni de şu, bakın. Şimdi bankacı çalışanların da ben bundan çok üzüldüğünü zannetmiyorum. Yani yönetim kadrosunu veya banka başındaki o bireyleri kastetmiyorum, evet, ki onlar da belki şöyle düşünüyorlardır. Ya benim ücret komisyonlarıma bir standart geldi. Dolayısıyla artık ben bankacılık yapmam lazım. Yani oradan 3 kuruş, buradan 5 kuruş. Adam 50 lira oradan oraya EFT yaparken, evet, 35 lira masraf 7, alacağım. 8 A ve B'yi ekranda dolaştıralım. Bunlar enformatif. Bunlar evet, üzerine yani konuşuruz. Şöyle söyleyeyim. Bitinceye kadar devam edebiliriz. Siz bahsettiğiniz Sayın Albayrak mesela açıklamalarından yani ben tahminimi söyleyeyim. Hep birkaç toplantı içerisinde de bankacılık sisteminde şu arzu ediliyordu. Yani bankacılık sisteminin çalıştırılması. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela bu şeyde ekranda var şu an ekrandaki grafikte. Hani ücret, komisyon, bankacılık hizmet geliri toplamı, toplam faiz dışı gelir. Yani burada istenen artık insanların bankacılık hizmeti alırken orada işte kart ücreti gerçi buna dahil edilmemiş gerçi ama birçok masraf kaleminin ve tutarının bir standarta bindirilerek bankacılık çalışanlarının, yönetiminin veya hatta oraya giden tüketicinin de hizmeti alırken ya da hizmeti banka üretirken oradaki esas mantığını, yani bankanın işte mevduat toplayarak bunu krediye çevirmesi, buradan bir gelir elde etmesi mantığının biraz daha oturmasını istiyor. Şimdi aracı kurumlarda biliyorsunuz sayısı giderek azaldı. Yani son belki 15-20 yılda işte 200'e evet, yakın. Bu biliyorsun SPK'nın teminat oranlarını yükseltmesi 50 bin liraya ve kaldıraçı da %10'a çekmesiyle birlikte ciddi bir azalma oldu değil mi? Mesela sektörden... Çok yadırgamıyorum. Ama yani şöyle söyleyeyim, 2000 yanlış hatırlamıyorsam son birlik toplantısında yani neredeyse %2'lik bir siz FX yatırımcılar evet, açısından FX konuşuyorsunuz. Için söylüyorum. %2'lik bir yani o anki yatırımcı profilinin Türkiye'de kaldığını, geri kalanın neredeyse yurt dışına gittiğini gördük. Ama benim esas derdim o değil. Yani orada başka değişiklikler de olabilir. Benim bankacılık sistemi gibi, yani bu arada bunu da planlayarak gelip konuşmuyorum. Spontane gelişti yani kendim. Doğru, düşündüm. İyi ki değindin. Yani ben finansal kurumlara belli standartlar gelir anlamında getirilmesi tüketici nezdinde de şeydir. Yani yatırımcı gidip her kuruma bana ne kadar komisyon veriyorsun, işte EFT ücretin ne, havale ücretin ne, şöyle yaparsam nasıl olurdan ziyade o kaliteli hizmeti alacak. Yani aracı kurumlar, bankalar güçlü olacak ki iyi hizmet verecekler. Dolayısıyla bizim aracılık üzerinden bir gelirimiz var ama aynı zamanda bakın geçen gün SPK bir bildiri yayınladı. İşte belirli sosyal medya hesapları vesaire forumlarla ilgili buradan analiz paylaşılması, işte gruplar kurulması ile ilgili bizim isteğimiz finans merkezi olmak isteyen İstanbul'un veya Türkiye'nin sermaye piyasalarının, bankacılık sisteminin kesinlikle güçlü olması lazım. Evet, yatırımcı sayısı artıyor ama burada bilinçli yatırımcı, güçlü bir aracı kurum potansiyeli ve oraya hizmeti güçlü bir şekilde sunan aracı kurum çalışanları veya banka çalışanları olması lazım. Neyse, bizim konuyu başka zaman anladığım kadarıyla tamam, o dile gelecek bankacılıktan evet, sonra. Evet, sizin konuyu yeniden gündeme getireceğiz. Bence önemli bir konu. Ama orada tabii şöyle bir durum var. Orada limit, alt limit getirilmesi rekabetçi piyasayı biraz da bozabilir diye düşünüyorum. Şimdi birbiriyle denk olmayan çok sayıda aracı kurum var değil mi piyasada? İşte A, B, C diye 3 ayrı segment olsun. Şimdi A grubu bir aracı kurumun elbette yüksek bir fiyatla işlem yapması gerekir. C grubu maliyetleri, kirası, şusu, busu dolayısıyla daha düşük maliyetlerle işlem yapması söz konusu olabilir. Şimdi onlara bir alt limit
getirdiğiniz takdirde onun altına kimse inmeyecek. Dolayısıyla diğeriyle arasındaki, yani B ve C segmenti arasında özellikle çok büyük bir fark olmayacağı için çok otomatik olarak B'ye gidenler C'ye kaymış olacaklar. Yani orada ben rekabetçi piyasanın biraz bozulabileceğini düşünüyorum. A grubu kuruluşları kastetmeden söylüyorum. Ya şu, ben şöyle düşünüyorum. İnanın bunu hiçbir hani sektör dışında bir gelir düşüncem olmadan söylüyorum. Eğer bir aracı kuruma siz bir hizmet standartı da belirleyebilirsiniz. Dersiniz ki şu 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 hizmetleri sunan veya aracı kurumunda belli bir sermaye yapısı olsun, yani geniş yetkili olmak istiyorsa ona doğru gitsin. Bu standartlardaki ve şu hizmetleri sunan aracı kurumlara böyle bir minimum komisyon veya işte hizmet paylaşımı ücreti tahsis ediyorum, belirliyorum denilebilir. Hani bunun üstünde herkes istediği gibi değişikliğe gidebilir. Ama benim bankacılık içinde, yine bankacılık tarafı, oradaki dostlarımız da çok şey yapmasınlar, gücenmesinler, hani o tarafa dönersem, bence burada çalışan adına da, tüketici adına da bir standart oluşturulması daha kaliteli bankacılık hizmeti için bir adım olduğunu ben düşünüyorum. Yani artık kafayı biraz daha, ben nasıl bir işte kredi veririm, mevduat toplarım, daha iyi hizmet veririm, artık teknolojiye mi geçeceğim, şubelerimi ona göre mi düzenleyeceğim, buna yormamızda bir fırsat olarak görüyorum. Eğer biz gerçekten düşük faiz, düşük enflasyon, değil mi? Yani evet, normalde bankacılık standartlarında bir yapımız olacaksa böyle bir uygulamaya gidilmesi şu an için mantıklı gözüküyor. Evet. Bu düzenlemeyi, yani bankalardaki ücret ve komisyonların standarda bağlanması ve sayısının azaltılması, uygulaması vatandaş açısından son derece pozitif. Kesinlikle. Senin de dediğin gibi bankalar artık bankacılık yapmaya başlayacaklar en azından bu sayede. Ya yapmıyorlardı değil demeyelim ama kendileri demeyelim, içinde ama değil. Şöyle diyelim, yok şu kadarını söyleyebilecek durumdayız. Yani bir kırtasiye dükkanı açıyorsunuz. İçine bir tane de tost büfesi koyuyorsunuz. Doğru. Olmaz yani. Hani kırtasiye falan, tost, hepsi bir arada, çay, kahve, olmaz. Yani ne satıyorsanız onu satın. Evet, yani kendi ihtiyaçlarınız için orada bir çay ocağı bulundurabilirsiniz ama onu ticari bir işletmeye döndürdüğünüz zaman olmaz. Burada da vatandaşlardan aldıkları ücret ve komisyonlarla personel giderlerinin çok önemli bir bölümünü karşılıyorlardı. Şimdi hani el mi yaman, bey mi yaman, hodri meydan noktasına geldik. Yani iyi bankacılık yapanlar, evet, çok fazla büyük bir kayba uğramayacaklar. İyi bankacılık yapamayanlar da bu arada böyle pul pul dökülecekler. Dolayısıyla böylesi bir zemin hazırlanmış oldu. Ben bu konuda hem Merkez Bankası'na, hem BDDK'ya, hem Berat Albayrak'a verdikleri katkıdan dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Bu bir açık mektup olarak sunuyorum bunu. Çünkü vatandaş hukuku açısından geç bile kalınmış bir karar. Keşke çok daha önce yapılmış olsaydı bankacılık açısından da. Bankalar da özellikle o banko önündeki memurlar, biliyorsunuz bu meseleden dolayı çok tartışılıyor. İşte geliyor mesela, bir şey yatıracak, diyor ki filan bankaya gittim diyor, 300 lira istiyorlar, siz niye 800 lira alıyorsunuz gibi. İşte memur onu ikna edebilmek için, işte hanımefendi biz başkayız, biz başka bankayız, istiyorsanız gidin orada yatırın da diyemiyor. İşte bizdeki standart bu falan. Dolayısıyla bu tartışmayı da... müdürleri bile bazen bu tip konularla hani o enerjilerini... Tabii bana müdürü çağırın diyor mesela hemen. Doğrudan geliyor, bana müdürü çağırın diyor. Hoppala hadi bak oradan, ondan sonra şey başlıyor, festival başlıyor. Bu tür tartışmaların önüne geçilmesi bakımından bile, yani önemli, oradaki iş huzurunun, iş ortamının, stresinin azaltılması bakımından, banko görevlisi memurların çalışmalarının daha iyiye dönüştürmesi bakımından bence olumlu bir adım. Yani tek başına onların ruh sağlığı açısından bile çok kesinlikle, çok önemli kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Peki, bunu geçtik o zaman. Çok sayıda soru var gerçi buna dair ama aşağı yukarı hepsini yanıtlamış olduk. Şimdi bugün hem borsamızda bir çıkış oldu, yani swap'ı konuşacağız, evet, ama onu bugünkü borsadaki düşüşle. Borsada %3,5'un üzerinde bir düşüş oldu, sonra toparladı, 2,88'e kadar geldi. O arada kur da kendini altının üzerine tekrar attı. Oysa kur 5,88'lerdeydi swap işleminden sonra. 9 numaralı grafiğimiz geliyor, onu birazdan konuşacağız. İstihdamı ve işsizliği konuşacağız ama bu swap adımı acaba ne kadar etkili olacak ve umurunu verecek mi? Bu birinci soru. İkinci soru, swap'ta gele gele nereye kadar geldik? %10'a kadar geldik değil mi? %50'den geliyoruz. %50, 25, 10. Evet. Aşağıda şey ikiye kalmadı, bölerseniz 5 kalır. Sonra 0 var. 0 herhalde olmaz diye düşünüyorum.
Ya ben bu swap değişikliklerine şöyle bakıyorum. Aslında çok sağlıklı bir gelişme değil. Değil. Yani böyle zor piyasayı, zamanda başvurulacak. Evet. Yalnız şu da var. Bizim mesela geçen sene miydi Mart'tan? Hani o başladığımız kur dalgalama, ikinci dalga üzerinden bu swap uygulamalarına gitmemiz. Veya 2018'den... Bir numaralı grafik ekranda kalabilir. Evet. 2018'den gelen de değişiklikler var. Ama şöyle bir şey düşünün Ali Bey. Biz şu an mesela ne oldu? Siz 5.88 dediniz ama 5.98'e bir geriledi. Hatta bir 7 gün biz mesela bu sıçrama öncesi 5.98'de evet, 5.98 kaldık. 5.98 ben yanlış dilim evet, evet. Evet. Yok şey değil hani ben yanlış anlaşılır ya nerede 5.80 bize hep yatırımcılar diyor. Nerede 5.88 diyor. Bilinçaltımdakini söylüyorum evet. Şimdi şöyle bir şey var. Yani yılbaşından itibaren de bunu izliyoruz. Mesela bir geçen sene faiz indirimi sonrasında dediğiniz gibi aslında böyle 5.75 sonra 5.88 5.95 hareketi oldu. Ya burada eğer sizin kurunuz tamam siz swap işlemleriyle dışarıdaki işlemlerin hacmini bitirdiniz yani biraz evet. Daha daralttınız. İçeride diyorsunuz ki burada gel işlemleri yap. Borsa İstanbul'da bizim swap piyasası var. Zaten insanların döviz ihtiyacı hani canı yananın dışında pozisyonunu kapayan bir şekilde burada artık o kur riskini almadan işlemlerine devam etmeye çalışıyor. Onun için de piyasa biraz daralmış. Şunu istiyoruz biz. Evet biz o 5.98 mesela işte gün içi bir kuruş 1.20 kuruşluk bir oynaklık hoşunuza gidiyor olabilir. Evet. Ama iyi ya da kötü gelişmelere kurun belli bir miktarda zaman zaman Merkez Bankası devreye giriyor, zaman zaman kamu bankaları giriyor, zaman zaman işte swap işlemleri, zaman zaman zorunlu karşılıklar. Hani burada biraz daha rahat olması piyasanın çok daha iyi olur. Niye konuşuyoruz? Tahvil piyasasında yabancı yok, borsada yabancı yok, işte kurda da yabancı yok doğal olarak. Yani gelip burada bir spekülatif, manipülatif işlem yapamadığı için aslında bu iyi bir şey ama yani orada da bir piyasa derinliği olmuyor. Dolayısıyla bu bir suni 5.98-6.04 oynaklığının giderilmesi için yapılmış bir şey. Şimdi biz bu uygulamalara belki 8-9 ay belki bir sene daha ihtiyacımız olacak. Evet. Ama sizin de söylediğiniz gibi %50-25-10 derken yani bunun nereye kadar daha gidebilecek bir yerimiz kalmadığı için biz o şey kadar ne diyelim bizim... enflasyonumuz kadar. Bu swaplarla ilgili bir playlistimiz vardı Selçuk onu verirseniz geriye dönük. Kur hareketini bir kere bu sene göreceğimizi çok net yani biz de söylüyoruz yetkililer de söylüyor. Dolayısıyla oynaklık olduğu zaman buna izin vermemek için piyasayı daraltmaya devam edeceğiz. Bir işe yaradı mı konusu evet oynaklığın giderilmesi konusunda yaradı. Ama zaten kurda swap ne diyelim karşılıklarını azaltarak biz aşağı doğru bir kur baskılamak istemiyoruz. Yani insanlar o piyasaya girip spekülatif diyelim çok agresif hareketlere neden vermesin diye eğer bugün 6.01 6 ise kur yani demek ki bunu başarmışız ama ne kadar çok sıkarsanız piyasayı işte önümüzdeki dönem biraz daha düşük enflasyon faiz büyüme falan burada yabancı gelsin yatırım yapsın işte onu biraz daha ertelemiş oluyoruz. Dolayısıyla hani uygulama işe yaradı mı? Yaradı ama çok sağlıklı mı uzun süre kullanmak bu oranda olmadığını düşünüyorum açıkçası. Peki birazdan işsizliği konuşacağız. Biliyorsun işsizlik rakamlarımız geldi 13.3. Evet. Küçük bir gerileme var ama genç işsizliğinde de dahil olmak üzere pek çok yerde hafif geriye doğru çekilmeler var ama bunların hiçbirisi işsizlik rakamlarının çok iyileştiği anlamına gelmiyor. Şimdi biraz önceki bankaların ücret ve komisyon gelirleriyle ilgili şimdi tüketiciye kulak vereceğiz. Telefon attığımızda Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu var. Aydın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Epey bir konuştuk. Sizin de katkılarınızı bekliyoruz. Uygulamayı nasıl buluyorsunuz? Genel itibariyle muhtemelen iyi buluyorsunuz ama hala düzeltilmemiş yanı var mı? Şuralara da değinilseydi iyi olurdu. Belki çok daha farklı bir sistematik kurulsaydı dediğiniz bir nokta var mı? 6 yıldır bunun ızdırabını çekiyoruz biz. Uzun yıllardır tüketicilerin bankalarla yaşadığı sıkıntıların çözümü için 2014 yılı 28 Mayıs'ta yürürlüğe giren 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun bir düzenleme yaptı. Dedi ki bankaların
Yani kart çıkaran kuruluşlar, finans kuruluşlarının tüketicilerden faiz dışında alabilecekleri her türlü ücret, masraf ve komisyon ile bunların türlerini, usul ve esaslarını Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu belirler. Ama evet, orada arada çok önemli bir ibare vardı. Bu kanunun ruhuna uygun olarak tüketiciyi koruyacak şekilde. BDDK bu maddeye dayanarak 3 Ekim 2014'te yayınladığı genelgeyle 20 kalem ücret belirledi. Yani 60 küsur kalem olan bizlerin deli dumrul vergisi ismini taktığı ücretleri 20 kalemle sınırlandırmıştı. Bunlarla ilgili şimdi yeni yapılan düzenlemede mesela nakit çekim ücreti. Ben bunu yargıya taşımıştım. Evet. Şunun için yargıya taşımıştım Ali Bey. 5464 sayılı banka kartları, kredi kartları kanunu 2006 yılında bankaların ve kart çıkaran kuruluşların banka kartı ve kredi kartlarına uygulayabilecekleri azami faiz oranını 3 ayda bir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın belirlemesini öngörmüş. Böylelikle fahiş faizlerden vatandaşları korumak amaçlı bir düzenleme yapmıştı. Fakat nakit çekim ücreti dediğiniz anda reel faiz bir anda fırlıyor. Evet. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2 olarak faizi ilan ediyor. Vatandaşın da paraya ihtiyacı var. Ayşe teyze gidiyor, ATM cihazını, kartını takıyor, kredi kartıyla 1000 lira çekiyor. 20 lira faiz ödeyeceğini zannederken 30 liradan nakit çekim ücreti ödeyince reel faiz bir anda 50 lira, yani %5'e çıkıyordu. Yönetmelik kanunu deliyordu. Şimdi bakın burada sınır getirildi. EFT'de, EFT masrafları o kadar yüksek, o kadar şikayet ediyorduk ki biz tüketici dernek başkanları bir araya geldik. Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda bu ödemeler genel müdürüne çıktık. Ve orada rakamları aldığımız zaman şaşırdık. 20 kuruşta 19 küsur kuruştu o zaman. 19 lira arasında değişen bir fiyat. Oysa biz burada EFT'ye çok daha fazla paralar ödüyorduk. Bazen yüzlerce kat. İşte bunlarla ilgili sınırlamalar geldi. 1000 liranın altında ise 1 lira. Bu ATM'den yapılırsa 2 lira gibi. Şimdi o teferruata girmek istemiyorum ama evet, çok yerinde geç kalmış bir düzenleme. Yalnız izin evet, verirseniz bir işaret vereyim buradan. Bundan kısa bir süre önce medyadan okuduğum kadarıyla bir kanun teklifi verilip finansal tüketicilerin bankaların hizmetleriyle ilgili ödeyecekleri ücretlerin faiz ve faiz dışındaki komisyon masraf türlerinin belirlenmesinin BDDK'dan alınıp Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na aktarılmasına yönelik bir yasal öneri. Evet. Yasa taslağı sunulmuş. Evet, pek çok yetkiyi üzerine alacak Merkez Bankası, BDDK'nın pek çok yetkisini. Orada bir tekleştirmeye gidiliyor. Evet, buyurun. Evet, bu da aklıma şunu getirdi. Yani BDDK durdu da bunu Merkez Bankası yapmasın, bu iyileştirmeyi ben yapayım diye mi son anda böyle bir yok, onu bilmiyorum. Yok. Her halükarda iyi evet, oldu, gecikmiş oldu evet, evet, ama yerinde bir düzenleme. Evet. Çünkü bakın şunu da hemen ifade edeyim. Deniliyor ki pek çok banka var. Vatandaş istediği bankayı seçer. Öyle değil bu iş işte. Aylığının yatacağı bankayı vatandaş kendisi seçmiyor. Emekli aylığını aldığı bankadan doğru, yüksek bir EFT ücreti varsa orada gidip oradan parayı çekip başka bankada daha düşük imkan varmış diye araştıramıyor. Bunun bir tavanın olması lazımdı. Zaten hesap işletim ücretini benim başkanı olduğum dernek olarak dava ettiğimde onu Danıştay'ın iptal etme sebebi de üst sınırının belirsiz oluşu. Peki. Hesap işletim ücreti tüketicilerden peki, alınamıyordu. Peki. Fakat Aydın Bey, evet, iş yerlerinden, tacirlerden alındığı için şikayet geliyordu. Tacirler de bu girdi maliyetlerindeki artışı netice itibariyle tüketiciye sundukları ürün ve hizmetlere yansıtıyorlardı. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim Ali. Peki, Bey, çok teşekkürler. Böylece bu meseleyi iyice anlamış olduk. Şimdi Aydın Bey diyor ki BDDK durdu. Yetkilerin Merkez Bankası'na devredileceği zamanı mı buldu diyor. Bir gerçek payı olabilir ama bilmiyorum. Şimdi yani oturup böyle peşin evet BDDK bugüne kadar bu işin üstüne yattı, İş Merkez Bankası'na gelince harekete geçti diyemiyorum. Çünkü yani ortak bir karar zaten. Evet, birlikte evet, aldıkları bir karar ama çok gecikmiş olduğu için böyle küçük bir hafif marj bırakıyorum arada. Aydın Bey'in söylediklerinde haklılık payı olarak görebiliriz. Bir Londra'ya gideceğiz.
Sonra döneceğiz, işsizlik konuşacağız. 9 numaralı grafiğimiz ekranda olsun. Ceren Dilekçi karşımızda. Avrupa Birliği İngiltere'yi bırakıyor ama biraz bırakırken galiba yokuşa sürüyor meseleyi. Biraz zorlaştıracak. Acaba o zorluklar neler? Bir de tabii Avrupa borsalarının kapanışıyla ilgili de ne var ne yok diye soralım Ceren'e. Merhabalar Ali Çağatay. Evet, önümüzdeki haftalarda gözler Avrupa Birliği ile İngiltere arasında başlayacak ticaret görüşmelerinde olacak. Tabii taraflardan gelen açıklamalarda takip edilmekte ticaret görüşmeleri öncesinde. Az önce Bloomberg bir haber geçti ve bu habere göre Avrupa Birliği İngiltere'den taleplerini daha da zorlaştırmaya, kuralları daha da sertleştirmeye hazırlanıyor. Yani aslında İngiltere'den daha çok talepte bulunacak önümüzdeki dönemde ticaret görüşmelerine ilişkin olarak. Tabii avlanma alanları ve insan hakları gibi pek çok alanda aslında Avrupa haksız rekabetin önüne geçme çabasında Avrupa Birliği hükümetleri tek ses olmuş durumda İngiltere'ye karşı ve kendi kurallarının tanınmasını istiyorlar. İngiltere hükümeti ise Avrupa Birliği kuralları ve regülasyonlarından bağımsız bir ticaret anlaşması imzalanmasını talep ediyor. Tabii takip edeceğiz önümüzdeki dönemde taraflardan gelen açıklamalar ne yönde şekillenecek, nasıl bir ticaret anlaşması olacak, dikkatli izleyeceğiz. Öte yandan bu dönemde ise İngiltere yatırımlarını artırarak önümüzdeki dönemde bir eksi hazırlık amacıyla uluslararası yatırımcıları çekme hazırlığında. Bugün İngiliz hükümeti 10 yeni liman açacağını duyurdu ve 2021 yıl itibariyle bu limanlarını devreye sokacak hükümet. Yani Brexit'e karşı kan kaybını daha da yavaşlatmak amacıyla yatırımlarını hızlandırmış durumda. Mart ayında açıklayacağı bütçede olacak gözler. Avrupa borsasına baktığımız zaman ise haftanın ilk işlem gününde Avrupa endekslerinde sınırlı bir düşüşün hakim olduğunu söyleyebiliriz. Koronavirüsü endişeleri yeniden piyasalara geri döndü. Özellikle dünya ekonomisi üzerindeki maliyeti hesaplanmakta. Bugün yapılan bir çalışmaya göre ilk çeyrekte dünya ekonomisinde maliyetinin 280 milyar doları aşabileceği belirtilmişti. Tabii koronavirüsüyle ilgili gelecek haberlerde dikkatle takip edilecek. Veriler cephesinde ise bugün İtalya'dan sanayi üretim verisini gördük. O da Aralık ayında %2.8 ile sert bir düşüşe işaret etti. Öte yandan İtalyan banka UniCredit önümüzdeki dönemde İtalya'da 6000 kişi işten çıkaracağını açıkladı. Küresel ekonomideki belirsizliklerin artmasıyla şirketlerin planlarında değişikliğe gittiğini söyleyebiliriz. Ali Çağatay, yeniden söz sizde. Pekala, Ceren Dilekçi'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu sen biraz önce dedin ya, aracı kurumlarının da limit getirilmesi gerekiyor işlem fiyatlarına. Bak başka bir şey geldi, çok daha hoş bir şey. Emin Orta diyor ki belki alakasız olacak ama şu kargo ücretlerine de sıkı bir düzenleme getirilmesi şart. Haksız bir kazanç olarak görüyorum diyor. Olabilir. Hatta evet, hatta mesela Emin Bey, bireysel başvuru hakkınız da var. Rekabet kurumuna bir dilekçeyle başvurun. Deyin ki ben filan şirkette falan şirket arasında şu kadar bir fiyat farkı görüyorum. Yani fiyatlar arasında yakınlaşma varsa orada bir ne vardır? Fiyat tekeli vardır. Doğru. Eğer fiyatlar arasında uçurum varsa ona müdahale edilemez. Ama o uçurumun belli bir noktaya getirmesi için yine rekabet kurumu devreye girebilir. Buna dair bir başvuruda bulunursanız sonuç alabilirsiniz. Yani bireysel başvuruların bile değerlendirildiğini biliyorum. Bir tane de ilave olarak, yani aynı başvuruyu paralel olarak CİMER'e de yazarsanız ilgilenirler diye düşünüyorum. Ben de aynı kanaatteyim. Yani ağırlık ve mesafe gözetilerek bile fiyatları kıyasladığınızda arada çok büyük farklar olabiliyor. Yani bir A şirketinde, kargo şirketinde 10 liraya gönderdiğiniz şeyi ötekinde 35 liraya gönderiyorsunuz. Arada 3,5 kart fark var. Böylesi farklar olmaması lazım. Yani sonuçta birisi Mars'a göndermiyor değil mi? Hepsi aynı yere gönderiyor. Ama dolayısıyla öyle bir fiyat farkı olmaması gerekiyor. Şimdi işsizliği konuşacağız ama ondan önce Cüneyt Ali Paşa'nın bir tweet'i var, okuyacağım. Diyor ki BDDK Türk lirası swap işlemlerinde limiti %25'ten 10'a indirdi. Burada amaç alımların hızlanmasıyla kurda olası bir yükselişin önlenmesi. Tamam, doğru. Zaten hedef buydu. Ancak diyor, burası önemli, bu hamle uzun vadede ekonomiye zarar verir. Nasıl bir zarar verir? Mesela son yapılan swap işlemi %25 ile sınırlamadan bir kayıp ya da bir zarar gördü mü ekonomi? Eğer gördüyse o zaman %10'da da görmeye başlayacak. Ya bu işlemlerle ilgili ekonomiye zarar verir demek, yani şöyle düşünüyorsak biraz dolaylı yönden. Yani biz swap piyasasını biraz sıkıyoruz. Yani bu şeyde gözüküyor Ali Bey. Yabancı ilgisi, yani Türkiye'yi aslında mesela yabancı hep ne isterdi Türkiye'den?
Mesela yabancı gelirdi, tahvil piyasasına girerdi, hisse senedi piyasasına girerdi. Hep kur oynaklığından şikayet ederdi ve yani mesela diyelim hisse senedinden %20 TL bazlı bir getiri sağladığında kur da o sırada %12, %13 yukarı doğru gittiyse bir bakardı geliri hani döviz bazlı baktığında %7'ye düşmüş, örnek veriyorum. Dolayısıyla şimdi aslında istediği bir ortam var ama bankacılık tarafında en azından yurt dışındaki swap işlemlerinde şunu görüyor. Yani ben burada bir risk gördüğümde yeteri kadar dövize dönme düşüncem olduğunda bu piyasa biraz kısıtlı. Dolayısıyla bence hani ekonomiye zararı olur mu beyefendinin dediği fon girişi açısından Türkiye'ye böyle bir uzaktan bakma yönteminin hala devam etmesine neden oluyor. Şey ama bunun, mi diyecek yani, seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Şu an öyle diyorlar. Öyle mi diyorlar? Yani? Yakınlaşma için tahmin ediyorum bu kredi derecelendirme kuruluşları işte CDS'ler vesaire biraz daha güven algısı oluşması gerekiyor. Zaten biz o zaman herhalde swap işlemlerinin oranlarını da yavaş yavaş arttıracağız. Dolayısıyla şu an aynen sizin dediğiniz gibi bir yabancı ilgisi Türkiye için mevcut. Hani bunun büyümeye, efendime söyleyeyim ne bileyim işte enflasyona veya başka ekonominin kredi büyümesine vesaire gibi bir etkisinin doğrudan olduğunu düşünmüyorum. Dolaylı nedir? Yabancı para girişinin sınırlı kalması doğrudan ya da dolaylı yatırımlarda biraz Türkiye'nin düzlüğe çıkmasını yavaşlatıyor diye düşünüyorum ama şu an yurt içindeki yatırımcı inanın birçok kalemde yani bu konuda en azından yabancıları da çok aratmıyor gibi gözüküyor. Peki 9 numara geliyor. Selçuk, bu arada bir tane bir Cunda Adası görüntüsü ayarlarsan onun üzerine iki cümle laf edeceğim birazdan. Yani bir tweet attım, ona dair izleyicilerden gelen bazı sorular var açıklığa kavuşturmak bakımından. 9 numara, %5'lik büyüme hedefi istihdam yaratır mı diye soruyoruz. 2005'ten 2019'a kadar devam eden bir çizelge. Yeşiller büyümenin işte normal seyrettiği dönemleri gösteriyor. Kırmızılar da hafızamızdan silmek istediğimiz, unutmak istediğimiz dönemleri gösteriyor diye soruyorum. Şimdi %5'lik büyüme hedefine tabii çok çok yolumuz var ama %5'lik büyüme acaba istihdamı ne kadar yukarı çıkarır? İstihdam yaratır ama işsizliğe tam bir yani %5 büyüme, hani bizde işsizlikte %10'un altında bir değere ulaştırır mı? Zannetmiyorum çok. Yani çünkü %5 hep konuştuğumuz aslında Türkiye'nin neredeyse normal şartlarda gerçekleştirmesi gereken bir büyüme. Evet, geçen yıl galiba aynı ay içerisinde %12.3, bir önceki yıl belki 1-1.5 puan daha düşük olan işsizliğin hani %5 büyümeyle 2020 yılında %10'a düşmesini beklemeyiz. Zaten bizim bu orta vadeli planımızda, hatta mesela S&P'nin son Türkiye analizinde de kademeli bir işsizlikte azalma bekleniyor. Yani %12'ler civarına doğru inmesi. Ama %5 büyüsek de bunun etkisi yalnızca %1 civarında olacak gibi duruyor şu an için. Sorunuzun cevabı evet, istihdam yaratır. Ama Türkiye için yeterli bir kalkınma için yeterli bir ne diyelim işsizlik oranı ya da istihdam yaratma durumuna çok faydalı olmaz diye düşünüyorum. Yeterli olmaz diye düşünüyorum. Peki. Cunda'yı verelim. Onun üzerine iki cümle söyleyeceğim. Bu olağanüstü manzara. Bir de tepeden çekilmiş fotoğraf olsa çok daha olağanüstü bir yer. Yani Cunda Türkiye'de el dokunulmaması gereken ender yerlerden bir tanesi. Hikaye şu. Bugün bir tweet attım. Dedim ki çivi çakılmayacak yerlere çivi çakma konusunda milli spor yapıyoruz. Yani şimdi Cunda'da bir tabiat parkı var. Etrafını çevreleyen, plajların olduğu bölgeleri de kapsayan. 22 bölgeye imar yetkisi verildi. İmara açılıyor Cunda Adası. Halk ayakta. Bir izleyici bana diyor ki yani tweet'i atmışsınız ama diyor hani adresi belli değil diyor. Hayır, adresi belli. Mesela Cunda'daki durumu anlatayım size. Ne kadar adrese teslim bir tweet olduğunu anlayabilirsiniz. Cunda Adası'nın belediye başkanı Demokrat Parti'nin, yani Millet İttifakı kontenjanından seçilen bir belediye başkanı var. Dolayısıyla ne tarafta? İktidar Partisi'nin karşısında. Öyle mi? Fakat İmara açılmasına karşı çıkanlar arasında eski Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur var. AK Parti eski milletvekili. Komisyon başkanlığı yaptı. Çok etkili bir milletvekiliydi. Ayrıca sanıyorum genel başkan yardımcılığı da var. O da karşı buna. MHP de karşı buna. Halkın tamamı karşı. Fakat
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ısrarla orada imara açma yetkisini sürdürmek istiyor. Şimdi kararı ertelediler. Yani bir süre için erteleme kararı çıktı. Halk buna ikna olmadı ve şimdi kararın tamamen yürürlükten kaldırılması için bir çaba var. Yani olağanüstü bir şey, görünüme sahip bir ada. Yani orayı imara açtığınız zaman geçmiş olsun demek lazım. O sebeple tamam, alabilirsiniz. Dolayısıyla hani ne demek istediğimi, adrese teslim bir iş yaptığımızı anlatmak için söyledim. Ama 3 numara geliyor. Arındırılmış işsizlik oranı düşüşünü 4. aya kadar taşıdı. Grafiğimiz ekranda, yorumunu sana bırakıyorum. 4. aya kadar taşıdı ama ne? Arındırılmış işsizlik. Yani, tabii bu arındırılmış işsizliği diğeriyle karıştırmamak lazım. Şimdi şöyle, şuradaki listemden gitmeye çalışayım. Mesela şeyi görüyoruz. Mesela 14,5'lar işsizlik, bir tepe noktası gibi gözükürken, şimdi Ali Bey, bizim hem iş gücüne katılımda bir azalma var bu ay için. Hem tarım dışı işsizlik de var. Hem sizin söylediğiniz gibi genç nüfus işsizliğinde neredeyse %1'e yakın bir gerileme var. Dolayısıyla aslında işsizlik oranlarında bir şey var. Yani bu arındırılmış işsizlik içerisinde de değerlendirilebilir. Bir geri çekilme var ama bence tablo içerisinde en... yani ne kadar tepede olduğumuzu ve ne kadar az bir gerileme olduğunu işsizlik oranında burada belki de en güzel grafikte yansıtılması gereken durum bu. Yanılmıyorsam bakın 2010, evet. Değil mi, sizin grafiğin ilk başladığı, evet, yer 2010 başlangıç oranın yılı. Bile yani 2010'dan 2019'a kadar baktığımızda oranın bile en üst seviyesinden bir gerileme yaşıyoruz. Belki doğru. Bu hani işte sevindirici diyebiliriz ama ne kadar yavaş olduğunu göstermek açısından güzel bir grafik. Ya şunu da ifade edelim, yani hep bahsediyoruz işsizlik böyle mesela bir ayda iki ayda, biraz da bizim işsizlik verileri geriden gelir, hep onu söyleyelim. İşte Kasım görüyoruz, daha Kasım biz Şubat'tayız. Görüyoruz, evet, şu anda. Büyük ihtimal Ocak'ta falan bu geri çekilmeyi göreceğiz. Yani o kadar kötümser de olmayalım ama yani çok hızlı halledebileceğiniz eğitim gibi bir şeydir yani işsizlik. Vergi gibi bir şeydir, anlatabiliyor muyum? Yani böyle üzerinde çalışmanız ve gerçekten emek sarf etmemiz, yani reform için konuştuğumuzda bir işsizlik oranı var. Hani bugün %11-12'de işsizlik yaşasak biz uzun süre işsizliği Türkiye'de tartışacağız. Dolayısıyla bu grafik biraz orada da bir iyimserlik işte son 4 ayda gerçekleştiğini gösteriyor açıkçası. 5 numara geliyor. Bu da olumsuz bir veri. Bunu da konuşacağız. Hazine nakit dengesini gösteriyor 12 aylık toplamda. Bu arada Adnan Çay diyor ki Ali Bey, bugün bankadan 250 lira havale yapmak istedim mobil olarak. 3,5 lira komisyon istiyor banka. Acaba sadece EFT için geçerli? Hayır, şöyle bildiğim kadarıyla 1 Mart itibariyle başlıyor uygulama. Dolayısıyla 1 Mart'a kadar yaptığınız işlemleri bankalar eski tarifeler ve eski ücretler üzerinden değerlendirmeyi sürdürecekler. Takdir edersiniz ki bankalar bir günde aç kapa yapıp sistemi ona uyarlı hale getiremeyecekler. Çünkü birdenbire çıkan bir karar 1 Mart'ta her şeyin daha düzenli ve daha düzgün ve hakça olacağını tahmin ediyoruz. Geldik evet grafiğimize. Yani hazine tarafı bizde, yani siz kötümser bir grafik dediniz ama hani grafiğin sonu biraz iyimser gibi ama evet, genel... Ama işte o iyimserlik bizi yani kesmiyor. Haziran 2015'ten beri 12 neredeyse... aylık açık 130 milyar liradan 110 milyar liraya inmiş. Evet. Biz buna seviniyoruz mesela. Sevinmememiz lazım. Doğru. Evet. Yani şöyle bir durum, hani yani şeyi çok güzel gösteriyor grafiğin. 2015 Haziran nereden baksanız 5 yıllık bir tabii döngüde açık tarafımız ya da nakit dengemiz tarafında hiç şeyi tutturamamışız. Yani böyle bir iyileşme, dengelenme yok. Genelde kademeli bir bozulma var. Aslında Türkiye'nin içinden geçtiği o 2016-2020 sürecini de yadırgamamak lazım bence. Yani bunu da tabii ya bunun bütün nedeni bu hazine tarafından mı çıkarmak lazım değil. Ama geçen sene çok iyi bir yıl geçirmedik bence. Yani bakın dikkat ediyorsanız 2019 yani işte 60 milyarlardan bir hızlı bozulmayla 130 milyara doğru geliyoruz. Dolayısıyla Ocak'ta
biraz nefes almışız gibi duruyor. Ama 2020'de de biz şeyi konuşacağız bence. Yani mesela enflasyonda neredeyiz, büyümede neredeyiz ve bu hazine tarafında veya bütçe tarafında neredeyiz? Bu konu onu gündeme gelmeye devam edecek. Peki 4 numara çok umut verici bir grafik. Yani burada hakikaten umut var. Bu grafiğe ben de baktığımda biraz umutlandım. Yani tabii bir sonraki çalışma geldiğinde, yani Ocak değil de Şubat verisi geldiğinde acaba aynı şeyi konuşabilecek miyiz? Ondan çok emin değilim. Bu Türkiye'nin ihracat iklim endeksi. 50'nin altındaki değerler negatif bir görünümü sergiliyor. 50'nin üzerindeki değerler de pozitif bir değer. 57'leri görmüşüz. Oralardan buralara kadar geliyoruz. Bir önceki ay 50 sınırının altına kadar indik. Yani Kasım'da. Aralık'ta da 50'nin üzerine çıktı. Şimdi 51.1. Sen grafiği yorumlarken Fatih Han Bey'in bir tweet'i var. Okuyacağım. Güzel yazmış. Bizim izleyicilerimizin kalitesi işte kendini gösteriyor her yerde. Diyor ki Ali abi, inşaata verdiğimiz değeri sanayiye, üretime ve tarıma versek dünyanın en önemli ülkesi haline geliriz. Doğru. Almanya, Hollanda ve Avrupa Birliği ülkeleriyle de ciddi anlamda rekabet ederiz diyor. %100. Yani hiç Fatih Bey yazmış, koymuş. Dolayısıyla hiç yani kapatıyorum ve bir sonraki adıma geçiyorum. Gerçekten doğru. İnşaata, altyapıya harcadığımız paranın yarısını sanayiye, üretime, tarıma ayırmış olsaydık ya da teknolojiye, şu anda çok başka bir kulvarda seyahat ediyorduk. Ne diyor bize ihracat iklim endeksi? Yani sende de aynı şeyi yaratıyor mu, iyimserliği? Yaratıyor mu? Şöyle, şimdi bir önceki tabii birbiriyle alakalı değil ama hazine nakit dengesi grafiğine çok benziyor. Biraz daha çizgiler köşeli değil açıkçası. Ama yani ben yeteri kadar da burada şey olamıyorum. Mesela potansiyelimizi kullanabildiğimize de inanmıyorum açıkçası. Çünkü evet, yani şöyle düşünün. Hani bir dipten dönüş veya işte 50'nin altına inmediğimiz, hani güzel bir şey en azından yaşamışız son 3-4 ayda ama yani potansiyelimizi görüyor musunuz? Bizim %57'ler, 56'lar. Bizim sıkıntımız şu: bir, ticaret yaptığımız bölgeler. Yani birincisi Güneydoğu ve evet, sınırlarımız ortadan biraz daha ticaret onlar anlamında kaput. Orayı sıkıntı kapattık. Evet. İki, Avrupa bakıyorsunuz bugün Ceren de söyledi. Yani hala İngiltere, Avrupa, yani Brexit oldu. Bir de onun 11 aylık ceremesini de hala çekiyorlar. İşte anlaşacaklar mı, net şekilde anlaşacaklar. Biz de en güzel yani ticaret hacmimizi en azından buradan ihracat, ithalat gerçekleştiriyoruz. Orada sıkıntı var. Dünyaya bakıyorsunuz, global anlamda bir daralma var. Bir de Türkiye'nin bir önceki grafiğe benzer dediğim, hani zaman dilimi içerisinde, evet, son 4 yılda neredeyse birçok konuda da sıkıntı yaşadığı bir dönem. Yani aslında ihracat potansiyelimizin ben daha çok olduğunu, hani bu ihracat düzelmesi, o potansiyeli gerçekleştirebileceğimize dair bir grafik. Hani iyimserlik burada olabilir. Ama şimdi biz Ocak'ta yaşanan, işte daha bugün yaşadığımız, Allah rahmet eylesin, şehitlerimiz var. Küçük işte bir gerilim, jeopolitik risk diyoruz adına. Dolayısıyla burada Türkiye'nin tabii nasıl bir değişim geçireceğini, inşallah iyi olacak 2020'de ama bilemediğimiz için de belki iyimserliğin başlangıcı deyip hani seyredelim, görelim demekte fayda var. Evet. Yani hala potansiyelini tam kullanamayan bir Türkiye ihracat modeli içerisindeyiz. Bizden kaynaklı, dışarıdan kaynaklı birçok bunun içinde başlıkta var. Evet, yani şimdi grafik bize diyor ki ihracat iklim endeksiniz son 2 aydır iyi, 50'nin üzerinde seyrediyor. Fakat bir veri var, onu paylaşmak zorundayız. Türkiye'nin birim kilogram ihracat değeri ise giderek düşüyor. 1.46 dolarlardan 1.18 dolara kadar gerilemiş durumdayız şu anda. Turizm geliri gibi, evet, yani bir nebze. Aynen. Daha çok satıp daha az kazanıyoruz. Ama işte ihracat birim fiyatları düşerken bu arada ihracat miktarı artıyor. O iklim endeksi onu gösteriyor. Eğer 1.46'da kalmış olsaydık, yani birim kilogram 1.46'da kalmış olsaydık, şu anda
çok farklı şeyleri konuşuyor olabilirdik ama ne yazık ki onu da koruyamadık. O da çok aşağı doğru. Sizin yazınızı geçen haftaki okudum Ali Bey. Bu hangisini? Altın ve deprem bölgeleriyle ilgili. Güzel. Evet. Yani çok belki böyle ihracatla ilgili birebir bir konu değil ama mesela altın ne diyorsunuz yazınızda? Ben de birkaç yerde onu rastlamıştım. 2000'den önce hiç üretmiyoruz. İşte 160 ton. Tabii 2000'de neredeyse sıfır. Evet. Şu anda 38 ton. Yani aradaki şeye bak, son 17-18 yılda 38 ton altın üretiyoruz. Avrupa'nın toplam altın üretiminden fazla üretimimiz, bir de onu da söyleyeyim. 45 ton bekleniyor galiba 2020'de. Evet. 160 tonluk bir ithalat olmuş. Bu aradaki fark da benim bildiğim kadarıyla 7-8 milyar dolarlık bir açık yaratıyor bizde. Dolayısıyla biz ihracatı konuşurken tabii ki gidip altın ihracatı yapmak için uğraşmayalım. Keşke öyle bir şey rolümüz de olsa, belki ileride olur, onu da bilmiyorum. Ama işte kaliteli ihracat, hani kaliteli turizm gibi geliri de arttıran bazı başlıklar içerisinde onu da işte teknoloji değişimi, katma değerli ürünler vesaireyle sağlamamız gerekiyor. Yani sürümden kazanmak bir yere kadar. Evet. 13 ve 12 numaralı grafiklerle koronavirüse bir dakika ayırabileceğiz, bunu ayırabilecek durumdayız. Ayşe Sarıyar'ın tweet'i var, okuyorum. Diyor ki Ali Bey, biraz önce söylediklerinize artı olarak Diyanet'e harcadığımız parayı da eğitime kaydırmak gerekir. Ancak o zaman her şeyi daha düzeltebiliriz diyor. Katılıyorum %100. Evet. Koronavirüste durum bugün Sui Wei'in geldi. Çin'in İstanbul Başkonsolosu, evet. Çin Halk Cumhuriyeti'nin. Söylediklerinin özeti şu, diyor ki evet var bir hastalık ve ciddi bir hastalık. Çok fazla kişi enfekte olmuş durumda ama bundan önceki virüse, tabii o bir hekim değil ama bunu ben yazılarımda da yazdım. Bundan önceki SARS, MERS, Ebola, Zika gibi virüslere göre mortalitesi daha düşük olan bir virüsle karşı karşıyayız. Çok fazla insan enfekte oldu ama ölüm aynı ölçüde yüksek olmayacak. O bakımdan hani en azından teselli bulabileceğimiz bir durum olabilir mi? Ya bu virüsün aslında piyasalardaki tedirginliği devam ediyor Ali Bey. Ama şunu görüyorum. 2.1 gibi bir oran var değil mi? Yani böyle evet. Bir baktım şöyle, yani vaka sayısıyla maalesef ölü sayısı arasında. Dolayısıyla bir bölgede biraz daha sıkışmış bir virüs salgını gibi gözüküyor. Her ne kadar işte bir gemide oldu Japonya açıklarında veya işte bazı bölgelerde. Evet, o gemi şu anda karantina altında. Evet, ama sanki yeteri kadar bu bahsettiğiniz diğer virüslere göre daha bir uyanış içerisinde dünya ve daha bu karantina meselesini, kontrol meselesini önemsemiş durumda. İşte Güney Amerika'dan Afrika'ya kadar salgının yayılmadığını düşünürsek daha mücadele edilebilir bölgelerde. Dolayısıyla ben zamanla işte aşı üzerinde de galiba yine çalışıldığı, evet, aşı DNA'sının direnç geliştirici bir ilaç üzerinde DNA'sının çalışıyorlar. Çözüldüğünü, evet, falan Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte çalışıldığı söylendi. Dolayısıyla ben zamanla bunun umarım böyle geçici bir kötü anı olarak dünya üzerinde kalacağını düşünüyorum. Evet, umarım. Her insan insanlığın kaybıdır. Öyle gözle bakmak lazım. Çok teşekkürler Tomuç. Ben teşekkür ederim. Reklama gidiyoruz. Size Cunda Adası'yla veda ediyoruz. Cunda Adası'yla veda ediyoruz. Çünkü halk karşı, yerel yönetimler karşı, siyasi partiler karşı, herkesin karşı olduğu bir şeyi imara açma konusundaki ısrar sürüyor. Bu ısrarı sona erdirinceye kadar biz de halkla ve yöre halkıyla dayanışmamızı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.